Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Gökyüzü redleriniz astrofoniye hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, yılın önemli bir ayındayız. Gökyüzünde oldukça güçlü gezegen hareketleri var ve iki tane önemli tutulma yaşayacağız. 8 Ekim'de 15 derece Koç burcunda ay tutulması, 24 Ekim'de 0 derece Akrep burcunda bir güneş tutulması meydana gelecek. Ay boyunca İletişim gezegenimiz Merkür retro harekette olacak. 4 Ekim'de Akrep burcunun 2 derecesinde başlıyor retro hareket. 10 Ekim'de Terazi burcuna doğru gerileyecek ve 25 Ekim'de retro bitecek. Ancak gölgeli günlerini de düşünürsek ay boyunca Merkür retrosunun etkisinde kalacağız. Bu sizi nasıl etkileyebilir? Merkür retrosu öncelikle sosyal hayatınız, arkadaşlarınız, çalışmalarınız, projeleriniz, grup çalışmalarınızla ilgili konularda bazı gecikmelerin olabileceğini, ertelemelerin olabileceğini işaret ediyor. Bu dönemde Merkür'ün kariyer evinize doğru gerilemesi, işleriniz ve kariyerinizde bazı gözden geçirmeler yapabileceğinizi, son günlerde yaptığınız çalışmaları tekrar ele alıp değerlendirebileceğinizi gösteriyor. Düzenlemeler yapmak, eksikleri tamamlamak için uygun bir dönem. Belki işlerinizle ilgili bazı toplantılar yapabilir, görüşmeler yapabilirsiniz, yeni planlamalar yapabilirsiniz bu dönemde. Ancak yeni bir girişim için Merkür retrosunun bitmesini beklemek daha doğru olacaktır. Eski işbirliği yaptığınız kişiler, ortaklıklarla ilgili konular da gündeme gelebilir. Bunlarla da ilgili yeni kararlar alabilirsiniz veya değerlendirmeler yapabilirsiniz. Tabii ki Merkür iletişim sorunları çıkarabilir. Özellikle iletişim cihazlarımız, ofiste kullandığımız, evde kullandığımız elektronik araçlarda bozulmalar olabilir. Önceden yaptığımız rezervasyonlarda, randevularda iptaller olabilir. İş amaçlı yapacağımız seyahatler, bunlara biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Daha önceden gittiğimiz yerlere tekrar gidebiliriz. Daha önceden üzerinde çalıştığımız işleri tekrar ele alabiliriz. Merkür retrolarında tedbirli olursak aslında doğru da değerlendirebileceğimiz, faydalanabileceğimiz bir dönemdir. Evet, Güneş ve Venüs Terazi burcunda ilerliyor 23 Ekim'e kadar. Dolayısıyla aslında iş ve kariyere çok fazla odaklanıyorsunuz bu süreç içerisinde. Yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Çalışma ortamınızda yenilemeler, rahatlamalar olabilir. Sanatla ilgili konular Venüs Terazi burcundayken daha fazla çalışmalarınıza katılabilir. Ofisinizi güzelleştirebilirsiniz, evinizi güzelleştirebilirsiniz, yaşadığınız yerleri daha rahat ve konforlu bir hale getirebilirsiniz. Ayın 4'ü ve 12'si arası gökyüzünde Uranüs'ün ve Plüton'un Güneş'le ve Venüs'le yapacağı sert etkileşimler bazı ani ve sürpriz durumları karşımıza çıkarabilir. Bu da stresler yaratabilir. Özellikle şartları çok fazla zorlamamak, içinde bulunduğumuz duruma uyum sağlamak, daha doğru plan da yapmamak aslında gerekiyor bu dönemde. Hem tutulmalar hem Merkür retrosu çok fazla plan program yapılabilecek bir dönemde değiliz. Çünkü ani beklenmeyen şartlar oluşabilir. Kariyerinizle ilgili değişimler yaşanabilir. Yaşadığınız yer, eviniz olabilir, ofisiniz olabilir, günlük hayatınızı geçirdiğiniz mekanlarda önemli değişimler, dönüşümler yaşanabilir. Bazı oğlaklar yaşadıkları mekanı değiştirebilecekleri gibi bunlar daha büyük boyutlu yer değişikliği, şehir değişikliği, ülke değişikliği de olabilir. Bu tutulma köklerimizle olan bağımızı da biraz etkileyebilir. Çünkü Uranüs'le etkili bir tutulma çok daha radikal, güçlü değişimler ortaya çıkarabilir. Tutulma videolarımızda lütfen takip ediniz. Böyle bir dönemde tabii ki duygusal hassasiyetler olabilir. Zaman zaman zorlanmalar meydana gelebilir. 8 Ekim ve yakınları tutulma enerjileri çok yoğun olacak. 12 Ekim'den sonra biraz daha gökyüzü rahatlıyor. Özellikle 12-16 Ekim arası iş hayatımızda, kariyer hayatımızda yapacağımız bazı görüşmeler, tanışmalar bizim için geleceğimizi etkileyebilecek kararlar almamızda yardımcı olabilir. Bu dönemde
sosyal hayatımız daha hareketli görünüyor. 23 Ekim'de Güneş ve Venüs Akrep Burcu'na geçecek. 24 Ekim'de 0 derece Akrep Burcu'nda yeni ay ve güneş tutulması var. Çok güçlü bir yeni ay. Etkilerini aslında önümüzdeki bir ay içerisinde ve 6 aylık süreç içerisinde yavaş yavaş da hissedebiliriz bu yeni ayın. Projelerimiz, gelecekle ilgili hedeflerimiz, arkadaşlarımız, sosyal çevremiz, içinde bulunduğumuz, ait olduğumuz grup çalışmaları ile ilgili konularda yeni başlangıçlar olabilir, değişimler olabilir. Bizi etkileyecek önemli tanışmalar da yaşayabiliriz. Bu yeni ay ve güneş tutulmasında sevgili oğlaklar. Evet, 25 Ekim'de Merkür Retrosu artık sona erecek. 26 Ekim'de Mars burcunuza geçecek ve ay sonundan itibaren enerji ve motivasyonunuz yükseliyor. Ay sonuna kadar Mars'ın yay burcunda olması zaman zaman kontrol dışı bazı durumlar yaratmış olabilir. Enerjiniz biraz düşmüş olabilir. Gizli düşmanlıklar, bazı sakarlıklar, kazalar söz konusu olabilir. Mars'ın Oğlak burcuna geçmesi biraz daha gücünüzü arttıracak, enerjinizi, motivasyonunuzu arttıracak sevgili oğlaklar. Ay sonu gökyüzü daha rahat görünüyor. Akrep burcundaki Güneş ve Venüs, Balık burcundaki Neptün'le olumlu bir açı yapıyor. Keyifli bir seyahate, toplantıya katılabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilgili hoş bir romantik toplantı olabilir. Kısa bir tatile çıkabilirsiniz sevdiğiniz kişiyle beraber. Sanatla ilgili çalışmalar ve projelerde oldukça olumlu görünüyor. Ay sonu özellikle sevgili oğlaklar. Lütfen yükselen burcunuzda izlemeyi unutmayın. Hazırladığımız tutulma videolarını da mutlaka takip edin. Hoşça kalın.